Bence evi tamamen unutmak en iyisi. Çünkü üzerine düştükçe Hilmi Bey daha inatçı olacak. Bugün Peyker'le konuştuk zaten. Annemin de orada oturmak isteyeceğini zannetmiyorum. Güzel. Yarın Firdevs Hanım'ın avukatını çağıracağım eve. Etraflıca durumu konuşmak lazım. Kalan borcu meblağını öğrenelim. Ben müsaadenizi rica edeyim. Bir aşağı bakayım. Tatlılar geç kaldı. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi geceler. İyi geceler. Özel konulara girince kendini rahatsız hissetti. Ne zarif kadın. Öyledir. Adnan, annemin borcunu üstlenmeni istemiyorum. Bu borç şu anda hepimizin borcu Bihter. Ailemizin borcu. Firdevs Hanım bize geldiğinde de bu konu unutulsun lütfen. Borçları ödememe izin ver. Geç kaldım, özür dilerim. Hoş geldin Behlül. Bence tam zamanında geldin. Yemeğin özeti duydukların. Hepimiz toplandık, Adnan Bey'e annemin borçlarını ödetmeye çalışıyorduk. Bihter, lütfen. Sen Bihter Ziyagilsin. Annenin borçlarını ben değil, sen ödeyeceksin. Otursana Behlül. Yemeğin sonu, kaynanam hiç sevmeyecek beni. Hadi kurtardın yine. Tatlılar geldi. Peker'den başlayın servisi. İki canlı o. Anne gibi konuştun. Benim annem gibi değil ama. Evet. O kilo almayayım diye yemeder habire. Firdevs Hanım kulağı çınladı. Thank you.